Adım Burcu Dursun Kaya. Bugün size PTC Vinci değişiklik yönetimi. Değişiklik yönetimi Vinci'de nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Gündelik yani şu anki durumumuzu düşündüğümüzde genelde şirketlerde değişiklik yönetimi manuel olarak Excel üzerinden ya da maillerle ilerleyen bir süreç olarak biliniyor. Bu süreçler bu şekilde manuel olarak ilerlediği için bir sistem üzerinden, bir standart bir süreç üzerinden yürümüyor. Bu sebeple şirketteki birçok kişi değişikliğin ne aşamada olduğu, kim tarafından nerede, ne zaman yapıldığı, ne durumun ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olamıyor. Ve hatta değişiklikler bazen süreç yönetimi gibi sistemler üzerinden de bunlar yönetilebiliyor ama değişiklik bu durumda da üründen bağımsız bir şekilde yönetiliyor. Öyle bir durumda da ürünle ilişkilendirilemiyor. Neyin değişeceği, neyin etkilendiği, sonuçta nelerin etkilenebileceği, mesela tasarımda yapacağınız bir değişikliğin üretime nasıl yansıyacağı, yansıyıp yansımayacağının kararının verilmesi için kişilerin bunlardan bilgilendirileceği gibi durumlar sağlanamamış oluyor. Ayrıca standart süreçlerde yapılamadığı ve manuel ilerlediği için de görevin şu an kimde olacağı, hangi kişiye bir görev atanacağı, hangi kişinin bu süreçte yer alacağı gibi bilgiler de bu standartizasyon olmadığı için sağlanamıyor. Her şey manuel, Excel'ler üzerinden, kağıtlar üzerinden, hatta bazen farklı sistemlerden bir o sistemle giriş, bir diğer sisteme giriş şeklinde devam ediyor. Bu gibi zorluklar yaşanıyor. Peki Vinci değişiklik yönetim süreci nasıl bir süreç ve bize sonrasında neler sağlayacak faydalı olarak? Bunlardan bahsedelim. Bizim amacımız tabii ki bu değişiklik yönetimini ürünle birlikte tek bir sistem üzerinden yönetiyor olmak ve belli bir standart bir süreç tanımlayarak, bu tabii ki yani sistemin kendi standart bir süreci var. CM2 baz alınarak yapılmış kendi mevcut da süreci var ama bunu kullanmak zorunda tabii ki değiliz. Bizim ihtiyacımız ne ise firmamız gereği, nasıl bir süreç istiyorsak, nasıl bir rol istiyorsak, hangi rollere gitmesini, nasıl görevlerin olmasını, kimlere yönlendirilmesini, nasıl ilerlemesini istiyorsak bunların tanımlamasını sistemde kolaylıkla yapabiliyoruz. Bunların sistemden tanımlanması, ürünle ilişkili olarak bu süreçlerin sistemde yönetilmesi, raporlanması, geçmişe dönük olarak tutulması gibi bize faydalar ve herkesin de doğal olarak en güncel veriye, en güncel sürece her zaman sistemden erişmesi ve görevlerin takibinin yapılması, bunların sistemden mail olarak gelmesi mümkün. İsterseniz gelebilir tabii ki, illa mail olarak gelmek zorunda da değil. Vinci'de girdiğinizde sisteme, PLM sistemine girdiğinizde ana sayfadan da görevlerinizi her daim görebiliyorsunuz. Oradan da görevlerinizi görmeniz, neyin üzerinde beklediğinizi, neyin ne kadar açık kaldığını, ne kadar süre geç kaldığını gibi bunların da tutulması sayesinde, butonlarında tutulmasını sağlıyor tabii ki. Vinci'de değişiklik yönetimi için problem raporu, opsiyon olarak problem raporuyla başlayabiliriz. Problem raporu değişiklik talebi, problem report, change request ya da bir de change notice tanımlamalarımız, bunlar üzerinden süreçlerimizi yöneteceğiz. Problem report opsiyonel olarak kullanılabilir. Mecbur kullanılmak zorunda değil aslında problem raporuyla. Başlamak zorunda değilsiniz sürece. Problem raporu burada bir iyileştirme ya da bir hata, bir şey fark edildiği zaman bunun sistemde kaydının tutulması ve ilgili kişilere bildirilmesi. Yani aslında formal olmayan bir süreç gibi olarak başlıyor problem raporu. Ama dediğim gibi problem raporu opsiyonel. Aslında daha çok değişiklik yönetimi, değişiklik talebi, change request'e başlamayı genelde tercih ediyoruz ama tabii ki problem raporu da başlanabilir şey değil. Bununla bu sürecin başlaması, bu arada sapma ve feragat de oluşturulabilir. Yani bunların da sistemde oluşturulması mümkün. Ve bunların daha sonra formal olarak, aslında daha formal dediğimiz, daha
firmanın sürecine daha yatkın, daha bir şekilde değişiklik talebiyle bunların birleştirilmesi aşaması var. Değişiklik talebi de bir şeyin talep edilme aşaması. Dediğim gibi problem raporu ya da sapma tabii bağlanabilir ama bunların sonucunda da bir değişiklik talebinin dönüştürülmesi yani bunun oluşturulması gerekiyor. Bu değişiklik talebi yine aynı şekilde aslında problem raporu gibi bir değişikliğin saptanması yani bu değişikliğin değerlendirilmesi aşaması olarak düşünebilirsiniz. Bu değişikliğin değerlendirilmesinden sonra eğer değişiklik bu arada değerlendirirken full track, fast track gibi yollarımız da var. Tabii ki bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Siz kendi içinizde sürecinizi yönetirken nasıl ayrımlar, yollar takip ediyorsunuz onları da tabii sistemde tanımlamak mümkün. Ama UCM Tool'daki var olan standartlar gereği sistemde de default'ta şu an tanımlanan değişiklik talebini değişiklik talebini değerlendirme aşamasında değerlendiren rol. Burada normalde change admin 1 diye bir rolümüz var. Ama dediğim gibi bu rol olmak zorunda değil. Bu sistemdeki şu an mevcuttaki akış bunu kullanabilirsiniz. Yenisini yapabiliriz. Bu her türlü mümkün. Burada bu change admin 1 rolüne bu değişiklik talebiyle ilgili bir değerlendirme görevi geldiğinde bu roldeki kullanıcı bu sürecin hızlı devreye alınması gereken bir değişiklik mi ya da farklı departmanların da bir araya gelip değerlendirilmesi gereken bir değişiklik olmadığına karar verme aşaması var. Burada fast track dediğimiz hemen change notice ile birlikte. Change notice aşaması da aslında bizim değişikliğimizi devreye alma aşamamız. Yani change request değerlendirme. Aslında problem report'ta bir bakın dediğim gibi değerlendirme. Change notice de değerlendirilen ve uygun bulunan değişikliğin uygulama aşamasına geçilmesi olarak yapılıyor. Burada fast track dediğimiz durumda direkt değişiklik bildirimiyle devam edilmesi, change notice'le devam edilmesi. Ama full track durumunda da ilgili bir toplantının düzenlenmesi, bu kişi düzenleyen bir kişi olabilir ya da belli rollerdeki kişilere görevlerde gönderilebilir. O kişilerden onay istenebilir değişiklik talebiyle ilgili. Gerekli onaylar verildikten sonra da eğer uygun bulunursa süreç change notice ile değişiklik bildirimiyle isyan süreciyle devam eder, uygulama aşamasına geçer. Tabii ki bu aşamalarda yani uygun bulunmaması, reddedilmesi gibi durumlar da söz konusu ya da ek bilgi istenebilir, başka birine görev gönderilebilir. Bu benim görevim değil denebilir gibi bunları yönetmek, sistemde süreçleri yönetmek mümkün. Ve bunların da hani süreç reddedilse bile nasıl bir talep oldu, neden reddedildi, niye reddedildi gibi bunun da kaydının tutulması sağlanmış oluyor. Ve neyle ilişkili? Bu arada bu süreçlerimizi başlatırken illa bir ilgili data üzerinden başlatmak zorunda değiliz. Sürecin içerisindeki bir aşamada da bakın bunun etkileneceği işte montajımız bu, işte ürünümüz bu, bu parça etkilenecek, bu dokümanlar değişecek gibi gibi bunları ilişkilendiriyor olacağız süreçlerle. Ama bunu ilk başlarken yapabileceğimiz gibi sürecin ilerleyen aşamalarında değerlendirmeler süresindeki katkılardan dolayı da tabii ki bu etkilenen datalar, bunlara effective object diyoruz, değişebilir, çıkarılabilir, eklenebilir gibi. Bunlar süreçle ilişkilendiriliyor olacak ve bu ilişkilendiren de datalar dediğimiz affected objectler change notice aşamasına geçtiğinde yani bildirim aşaması yani artık değişikliğin onaylandığı ve uygulama aşamasına geçildiği aşamada da burada artık bu ilgili dataların değişiklik aşamalarının değişikliklerinin yapılması belki revizyon verilecek belki yeni bir şey oluşacak onunla yayınlanması yapılacak gibi bunları da change notice süreciyle yönetiyor olacağız. Onları da resulting object diye ifade ediyor olacağız. Zaten sistemde demoda size göstereceğim. Sonrasında change notice aşamasında dediğim gibi uygulama aşaması change notice'in içerisinde change task dediğimiz aslında minik uygulama görevleri var. Bunlar da yani şöyle ürün ağacınız değişecekse onun için bir görev ataması yapabilirsiniz. Dokümanlar için farklı bir kişi varsa değişmesi gereken değiştirecek ya da onunla ilgili onun için farklı bir görev aşaması yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar görevler, change task'lar diyoruz biz bunu aslında. Bahsedeceğim demo yaparken. Bunları oluşturup kişilere görev atamak, bu görevleri sonrasında incelemek,
İsterseniz birilerine bunun incelenmesi için görev gönderebilirsiniz gibi. İncelenmesi mümkün. Bu aşamalarda bu arada effectivity ya da mesela parça bir parça girecek, başka parça onu parça çıkacak pardon, başka parça onun yerine kullanılacak. Bu parça artık bir süreden sonra geçerli olacak gibi düzenlemeler yapmak da mümkün bu aşamalarda. Sonrasında ilgili kişiler görevlerini tanımladıktan sonra, değişikliği yaptıktan ya da yeni bir şey oluşturduktan sonra görevler kapanınca audit aşamasına geçilecek. Bu audit aşamasında en son son onay dediğimiz, eğer bu yapılan değişiklikler onaylanırsa bu süreçler tamamlı change notice bitiyor olacak. Change notice, daha doğrusu change task'lar kapanacak. Sonrasında change notice bitiyor olacak. Change notice bitince sistem otomatikman değişiklik, tabii burada bu süreçler, yani sistemde siz bir taleple başlayıp uygulamayla devam ettirebilirsiniz ya da direkt uygulama aşamasıyla da başlayabilirsiniz. Bunları yönetmek de mümkün. Ben change request taleple başlamıyorum. Ben zaten Arge'deyim. Direkt bir uygulama yapacağım deyip change notice de oluşturmanız ve bunu yönetmeniz de mümkün. Ama bunlar birbiriyle ilişkili bir şekilde yönetildiği için göstereceğim. Biri kapandığında, yani birinin üzerinden de ya talebimiz o mesela, talebimiz üzerinden bildirimimiz oluşturulduğunda bildirim sürecinin bitmesini bekliyor talep süreciniz. Bildirim süreciniz ne zaman biterse talebiniz o zaman bitiyor. Talebiniz mesela, talebiniz de bir problem raporuna bağlıysa problem raporu da ancak talebiniz kapandıktan sonra kapanıyor. Bunlar birbiriyle sistemde ilişkili şekilde yönetiliyor. Bahsettim yeteneklerinden, burada da özellikle bahsedeyim. Raporlamalar almak mümkün. En üstte gördüğünüz aslında sistemin default raporlamaları. Tabii burada custom raporlar, isteğe göre raporlar yönetmek de mümkün, oluşturmak da mümkün. Standart süreçlerimizi sistemde tanımlayıp ilgili rolleri kullanıcılara atayıp görevlerimizi gönderebiliriz. Bunda bir standartasyon sağlayabiliriz. Kimde görevin beklediğini görebiliriz. Sürecin hangi aşamada olduğunu yönetebiliriz. Bunlarla ilgili raporlamalar alabiliriz. Değişiklikle yönetimindeki değişiklik etkilenen ilgili nesneleri ekleyebiliriz. İlgili parçalarımızı, montajlarımızı ya da dokümanlarımızı ilişkilendirebiliriz. Ya da ek dosya olarak bir resim, bir süreçle ilgili bir küçük doküman, bir şey varsa bunları da ilişkilendirmek mümkün. Veya hatta Creo View'de göstereceğim. Datalar üzerinden Creo View'de örnek böyle notlar alıp onları da sürecin anotasyon aşamasında ilişkilendirmek mümkün. Ve bu arada kurallar da oluşturulabiliyor. Bu kurallar mesela dediğim gibi talebin üzerinden bildirim oluşturulsun. Yok efendim talepsiz de bildirim oluşturabilsin. Ya da bazı parametrelerin çekilmesi gibi kurallar, business rule dediğimiz kurallarla tanımlamak mümkün. Sisteme geçeceğim. Buraya kadar sorumuz var mı? Peki. Kullanıcı olarak giriş yaptım. Sistemindeyim şu an. Öncesinde talep oluşturacağım sistemde. Örnek göstermek istiyorum size bir talep açmayı, arkasından da bildirimde oluşturmayı, ama sistemde var olan talepleri de görüntülemek ve incelemek istediğinizde neler yapabilirsiniz? Şimdi onu göstereyim. Mesela sistemde çok ısınmayla, overheating ile ilgili bir talebiniz var ise, mesela var benim sistemimde, bununla ilgili arama yaptığımda global search'ten arama yapıyorum. Şu an all types dediğim için bana bütün şeyleri bulmaya çalışıyor. Type'ım change request olsun. Bana istediklerim gelsin. Mesela brake pads overheating diye bir talebim varmış. Talebimin dediğim gibi istediğim kadar, yani bir talep oluşturulmuş mu, neyle ilgili, isminden ya da içindeki parametreden, parametreleri de tanımlayabilirsiniz. Taleplerinizde hangi parametreleri tanımlamak istiyorsanız da bunlar üzerine aramalar da yapabilirsiniz tabii ki sistemde. Girdiğimde talebimin içerine, bakın change request, numarası, ismi, bilgileri burada geliyor olacak. Adı neymiş, içinde açıklama varsa dediğim gibi parametreler oluşturmak mümkün. Şu an sistemdeki var olan parametreler, ek dosya varsa eklediğim ya da bir resim ilişkilendirilmiş mesela, bir anotasyon ilişkilendirilmiş. Mesela üzerine tıkladığımda bana Creo View'de bunu açacak sistem. Bir markup, bir not oluşturulmuş.
Gördüğünüz gibi Creo View'da açıp istediğim şekilde inceleme yapabilirim. Burada Light View şeklinde görüntüleri açıp incelemeniz, döndürmeniz, o şeyini değiştirmeniz, patlatmanız, yönetmeniz de mümkün zaten. Burada bir not alınmış. Bana onu görmek için Creo View'da açmıştım. Bakın burada Affected Objects var. Bu şu an bu arada Result çözümlenmiş bir değişiklik talebi. Her sistemde her bir nesnenin bir yaşam döngüsü durumu var bu sistemde. Birçok şey için geçerli, hatta her şey için geçerli diyebilirim. Bu değişiklik talebi de çözümlenmiş bir değişiklik talebi. Ve ilişkili olduğu, ilişkilendirilen datalar neyse bakın Affected Objects altında onları da görebiliyorum. Hatta End Item dediğimiz yani son bitmiş ürün varsa bundan etkilenen bu talebin ilişkilendirilmesi gereken onu da burada görebiliyorum. Bu talep mesela bir problem raporu üzerinde oluşturulmuş ve onu da burada ilişkili olduğu süreçleri de ayrıca burada görebiliyorum. Detaylarında bunları görüyorum. Proses sekmesine geçtiğimde, süreç sekmesine geçtiğimde bu süreçte hangi roller yer almış, bu rollerin altında hangi kullanıcılar var ve burada da bakın süreci görebiliyorum. Şu anda açık bir görevi aslında için var aslında Complete Change Notice Task diye bildirim için. Bakın burada bir talebin burada linkini görüyorum. Altında bildirimi görüyorum. Altında görevlerim var. Görevlerin tamamlandığını, yorumlar varsa yazılan yorumları görüyorum. Ne zaman başladığını, bittiğini, eğer termin tarihi vermişsek onlarla da ilgili bilgiyi buradan erişebiliyorum. Bu da sürecimin sayfası. Bildirime gitmek istersen, bakın talepli bildirimler birbiriyle ilişkili oluyor. Tabii bağımsız da oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi bildirim talepsiz de oluşturulabilir sistemde. Bunu yönetmek mümkün ya da ben talep bildirimlerin hiçbirinin talepsiz oluşturulmasını istiyorum da diyebilirsiniz. Bunların hepsini yönetmek ve izinleri ayarlamak sistemde mümkün. Bakın değişiklik bildirimin içerisine girdiğinde de onunla ilgili parametrelere, ek dosyası varsa bunlara, diğer mesela ilişkili olduğu talebe ya da rapora, problem raporuna gidebiliyorum. İmplementasyon aşaması dediğimiz aslında uygulama aşaması burası. Burada uygulama aşamasını görüyorum. Hangi adımlar yapılacak, görevi kime gitmesi gerekiyor, o görevin sonunda kim onay verecek, bunu düzenlemek mümkün. Bir kişinin de arkasından onay vermesini isteyebilirsiniz, bunu seçebilirsiniz süreci oluştururken. Ve bunları bir sıra içerisinde yaptırabilirsiniz. Bakın burada bir sequence dediğinizde gördüğünüz bir sıra var, 1, 2, 3 diye verdi. Yani ben önce işte CAD modellerin düzenlenmesini, sonra drawinglerin, representation of drawinglerin yapılmasını, en sonunda da update the bomb of the break assembly'nin yapılmasını istiyorum adımlarına koyulduğunuz zaman bunların başlamasıyla ilgili sıra da verebiliyorsunuz. Önce bu adım yapılsın, bitsin, diğer adım yapılsın, bitsin gibi ve en sonunda da audit aşamasına bu süreçlerin hepsi de bittikten sonra geçilebiliyor. Bunu yönetmek mümkün. Proseste de yine aynı şekilde değişiklik bildiriminin sürecini görüyorsunuz. Ve burada ilişkili olduğu şuradan İlişkili olduğu montaj, parça neyse bunların sayfasına gitmek de mümkün. Bakın bir taleple ya da bir bildirimle ilişkilendirdiğiniz zaman sistemde böyle ikonlar gelecek. Ben göstereceğim. Pending change exists yazıyor yanında. Bu şu demek. Diski arattırdığınızda sistemde bunun bir değişiklik talebiyle ilişkilendirilmiş olduğunu anlayacaksınız bu ilişkiyi gördüğünüz zaman. Ve ayrıca change segmentine gittiğinizde altındaki problem raporu varsa, değişiklik talebi ya da bildirim varsa bunları da burada görüyor olacaksınız. Biz sistemde şu an bir tane talep oluşturalım birlikte. Önce parçamı montajıma gitmek istiyorum. Onu sadece Vinci partları göster. Şurada bir assembly'm var. Bununla ilgili bir
talep oluşturmak istiyorum. Örnek. Bu arada burada bilgi sayfalarına geldiğinizde dataların şurada Navigate Thumbnails yazıyor bakın. Bunu Related Information yaptığınız zaman da bir klasör içerisinde ya da bir arama sayfasında iken de bu montaj parça, döküman neyse bununla ilgili bir talep var mı, bir değişiklik bildirimi varmış örnek mesela. Oluşturulmuş mu, nasıl, ne durumda gibi bilgilere erişmeniz de mümkün. Ben bunun bilgi sayfasına gitmek istiyorum. Buradan da gidebilirim ya da burada linkine tıklayıp da gidebilirim. Bir tane değişiklik talebi oluşturacağım. Değişiklik talebi oluşturuyorum şu an. Dediğim gibi talep ve problem raporu da başlayabilir, talep de oluşturulabilir ya da sadece bildirimle de direkt süreci yönetmek de mümkün. Ben şu an taleple başlamayı tercih edeceğim. Bu datanın üzerinden oluşturduğum için de bunun bir etkilenen data olarak gelmesini şimdi size göstermek istiyorum. İlla bir datayla ilişkili olarak başlatmak zorunda değilsiniz tabii ki. Örnek olarak ben şu an sinerji product'ıma gittiğimde burada ilgili hangi mesela parçalardan oluşturursam tabii bunun üzerinden oluşturmak yapabileceğim gibi klasör içerisinde bakın yukarıda New Change Request'te ikonum var. Direkt bunun üzerine tıklayarak da değişiklik talebini başlatabilirim. Bu şekilde oluşturmak da mümkün. Şurada sağ tık diyorum. Arama yaptıktan sonra New Change Request. Burada parametreleri girmem gereken alanlar geliyor. Bunlar şu an sistemdeki mevcut var olan alanlar. Bunları değiştirmek, siz başka parametre değerleri de girmek istiyorsanız onları da buraya eklemek ve bunlar sonrasında rapor çekmek tabii ki mümkün. Ben şu an var olanlarla bir süreç başlatacağım. Hata ile ilgili bilgi yazıyorum. Şu an bunda bir hata olduğunla ilgili bir şey yazdım. Ne istiyorsanız tabii ki adıyla ilgili, taleple ilgili bilgi giriyorsunuz burada. Buna dizayn işi diyorum örnek olarak. İşte orta derecede bir etkilenmekten bahsediyorum, söylüyorum. Diyorum ki orta kısımda bir yamulma bending mevcut. Bilgi girebilirsiniz description alanına. Propose solution. Mesela bunları zorunlu da yapmanız tabii yönetmenin bazı parametreleri mümkün. Burada örnek olarak ben diyorum ki nasıl ben bunu bir çözüme bulacağımı söylüyorum burada. Girmek zorunda tabii ki değiliz. Sorunlu alanlar geliyor ama burada bilgileri istediğimiz gibi verebiliriz. Recurring cost ya da non-recurring cost varsa bunları da buraya girmek mümkün. Bir maliyet söz konusuysa. Next dediğimde, bakın burada bu 5 tane adımdan oluştuğu söyleniyor. Burada görüyoruz adımlarımızı tek tek göstereceğim. Next dediğimde Select Affected End Items adımına geliyorum. Bu End Item dediğim gibi bu talep, bu hata kaydı, dediğim gibi iyileştirme de olabilir tabii ki. Bu hata benim en üst montajımı, şeyimi etkiliyor mu? Bitmiş ürünümü etkiliyor mu? Burada onu ilişkilendirebilirsiniz. Next diyorum. Next dediğimde bakın hangi montaj üzerinden ben bu talebi oluşturmuşsam montajı sistem otomatikman burada effect objects olarak bana getiriyor. Ben diyorum ki bunun altında bu bir montaj. Ben alt parçalarını da çağırmak istiyorum diyorum. Burada alt parçalarını çağırmak için collect'e tıklıyorum. Burada alt parçalarını gördüğüm bir ürün ağacı şeklinde bana getiriyor burada. Görünümleri değiştirebilirsiniz. Sistemin her yerinde böyle görünümler var. Bu sadece buraya has değil. Klasör içerisinde ya da arama yaptığınız sayfalarda görünümler mevcut. İstediğiniz gibi görünümleri düzenleme, yönetme sahipsiniz. Ben diyorum ki Vinci Partlar dışında bana CAD datalarımı da getir.
Diyorum ki doküman varsa dokümanlarımı da getir. Burada ilişkili olduğu aşamaları getirtiyorsunuz. Neler etkileniyorsa onları buraya çağırıyorsunuz. Varsa teknik resim onu da getir. Şu anda montajım altında bir family table'mış. Onları görüyorum. Bana montajımı ve altındaki parçaları getirdi. İstersem etkilenmediğini düşündüğüm dataları buradan da kaldırabilirim. Burada bir üst montajı var. Bunu kaldırıyorum diyorum. Böyle bıraktım. Okey dedim. Ve buraya getirdi. İsterseniz yorum yazabilirsiniz yan kısmına. Burada bu arada numara isme göre arama bulma eklemeniz mümkün. Ya da buradan ettiği başka parça, doküman, montaj neyse bulup eklemeniz, ilişkilendirmeniz mümkün. Dediğim gibi zorunda değilsiniz. Sürecin içerisindeki belli bir aşamada belki ilişkilendirecek bir şey varsa o zaman da ilişkilendirebilir. Başta da ilişkilendirilebilir eğer belli ise. Burada ek dosya ekleyebilirsiniz. Masa üstüme alınıp mesela ben bir ek dosya eklemek istiyorum. Burada bir tane resim var. Eklemek istiyorum. Ya da çekip sürükle bırak mantığıyla da klasördeki datayı buraya sürükleyip bırakarak da ekleyebilirsiniz. Next dediğimde 5. aşamada eğer mesela ben bunu bir problem raporunun üzerinden bir değişiklik talebi diye devam etmiş olsaydım burada ilişkili problem raporunu da görüyor olacaktım. Problem raporunun üzerinden yeni değişiklik talebi diyebilirim. O durumda sistem o problem raporunun bu taleple ilişkilendirilmiş olduğunu bize söylüyor ve burada onu da görebiliyoruz sonrasında. Bitirdiğimde bana bir seçenek sunuyor sistem. Submit now ya da submit later diye. Süreci hemen başlatabilirim. Yani süreci başlatmak görevleri göndermek demek ilgili rollere, ilgili kullanıcılara. Ya da istiyorsam sonrasında istediğim bir zamanda bu süreci başlatabilirim. Submit later diyerek mesela ekleyeceğim başka bir şeyler vardır. Datalar bir şeyle ilişkilendirmem gerekiyordur. Ya bir konuyla ilgili bir bilgiyi sonrasında bekleyeceğim bir şey vardır. O durumda mesela submit later'ı kullanıyorum. Submit later dediğim zaman örnek olarak oradan devam edelim. Sistem talebimi oluşturuyor ama sürecimi başlatmıyor. Ana sayfaya gittiğimde bana Submit Change Request diye bir görev bekliyor bende. Bu görevi ne zaman kapatırsam sürecim o zaman başlıyor. Bakın ana sayfaya geldiğinizde My Task altında burada da görünümleriniz var. Görünümleri kullanın. Open görünümünde şu an. Open demek bana şu an açık olan görevlerimi göster demek. Üzerimdeki açık görevleri zaten assign tarihine göre hangi tarihte en güncel asanmış varsa o tarihe göre size burada gösteriyor. Biz mesela bir tane annotasyon ekleyelim. Sonra süreci başlatalım. Ben az önce yapmayı unuttum. Buradan yapalım. Bir annotasyon ekleyelim. Connecting Road ile ilgili. Şurada da edit diyebilirim ya da buradan edit diyebilirim. Değişiklik talebini şu an düzenlemeye gidiyorum. Oluşturdum ama düzenleyeceğim. Affected Object adımında diyorum ki bununla ilgili bir anotasyon, bir resim, bir şey oluşturdum. Onu da ilişkilendirmek istiyorum. Kullanıcılar görsün istiyorum. Süreçte yer alan kullanıcılar görsün istiyorum. Burada Edit Annotation dedikten sonra bununla ilişkilendirmemiş miyim? Bakalım. Oluşturmamışım. Tamam, ekleyelim olmadı biz. Bir tane var, bir resmim vardı. Onu ilişkilendirmek istemiştim.
Örnek olarak burada diyerek, bir not yazarak ya da istediğiniz bir şey oluşturarak sonrasında bunu anotasyon olarak kaydetmeniz mümkün. Bu durumda buraya bu şekilde anotasyon olarak geliyor ve sonrasında siz sürecin içerisinde burada bir görsel olarak eklediğiniz not geliyor. Recent Access'ten sürecime gideyim. Sürecimin içerisinde edit dediğimde burada edit derseniz direkt sizin Affected Object tablosuna getirir örnek burada. Burada daha sonra ilgili ilişkilendirmek istediğiniz anotasyonu Edit Annotation diyerek şu anda dediğim gibi görüntüsü mevcut güncel halinin yok. Et diyerek buradan ekleyebilirim. Bu da link olarak bana geliyor. Bu da bir görsel oluşturmuş oluyorum böylece. Kullanıcı açıklayıcı olması amacıyla. Devam edelim. Görevimi kapatıyorum. Bu sonradan başlasın bu süreç. Hemen gitmesin ilgili onaya demek istemiştim. O yüzden Submit Change Request görevi geldi. Görevimi kapattıktan sonra gitmesi gereken rollere ilgili onay görevleri gidiyor olacak. Complete task'i kapatıyorum görevimi. Bakın sonrasında Analyze Change Request diye rolün altında hangi kullanıcılar varsa bütün kullanıcılara gider. Her bir kullanıcının onayını bekleyebilirsiniz ya da birinin onay vermesi size yeterli olabilir. Bunları her türlü sistemle yönetmek mümkün. Şu an bana da geldi bu görev. O yüzden ben ana sayfaya gittiğimde göreceğim görevimi. Bakın burada Analyze Change Request diye görevimi görüyorum. Ve görevimin hangi süreçle ilişkili olduğunu burada görüyorum. Bir değişiklik talebiymiş, Change Request'miş, adı buymuş şeklinde. Görevime gitmek istersen Analyze Change Request'e gidiyorum görevime. Bakın bu görev sayfası. Görevde süreç burada. Süreci ilgili parametreleri incelemek istersen bunun üzerine tıklarım ve en son hangi sekmede kalmışsınız size onu açıyor. Süreci incelemek istersem, talebi incelemek istersem buradan devam ediyorum. Buradan sürece de bakabilirim. Tekrar görevime gitmek istediğimde ana sayfada Analyze Change Request üzerine tıklıyorum. Her şey birbiriyle ilişkili olduğu için datadan talebe, talepten sürece gitmek mümkün. Burada girdiğimiz bilgileri görebiliyorsunuz. Burada süreçte size bu görevde yapılması gereken adım neyse onunla ilgili bilgi veriyor. Burada onu görüyorsunuz. Süreçte bu görevde sizden ne bekliyorsa o yazıyor. Görevinizi kapatırken yorumlar yazabilirsiniz. Ve mesela bu görevin sonunda dediğim gibi fast track mi, full track mi ilerleyecek ona karar verilmesi isteniyor. Fast track ise direkt bildirim aşamasına geçilme aşaması. Full track ise burada offline online diye de 11.2'den sonra bir güncelleme var. Bu offline durumunda bir kişiye bir görev ayrıca gidiyor bu onay sonrasında. Yani bu ilgili kişi onay verdiği durumda. O kişi ilgili change review board dediğimiz aslında bir toplantı düzenliyor. Tabii bu diğer bölümleri ya da ilgili onayın alınması gereken kimler ise onlarla ilgili bir toplantının düzenlendiği ve toplantı sonucunda o kişi toplantıyı yöneten kişi oluyor ve sonrasında görevi kapatıyor. Online dediğiniz durumda da belirli rollere neyse ya da seçilebilir bunlar bu arada bu da mümkün aslında. Şu 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 kişilerin de onay vermesini istiyorum dediğiniz aşamada online olarak gittiğini varsayıyorsunuz. Ve burada o kişiler onay verdiği zaman süreç devam ediyor. Biz fast track ile devam edelim. Bu arada clarify, reassign, reject süreci iptal edebilirim. Clarify deyip süreci başlatan kullanıcıdan bilgi isteyebilirim. Review deyip birilerine ayrıca bakması için gönderebilirim. Bunları yönetmek mümkün. Yorum da yazabilirsiniz. Fast track dediğim zaman sürecim hemen bildirim aşamasına, aksiyon alınma aşamasına geçilmesi durumu söz konusu olduğu için hemen bana bakın aynı görevin içerisinde büyük bir rolün altında ben olduğum için yine My Task altında görevim bana olarak geldi. Bakın şurada
Arkasından hemen Create New Change Notice diye görev geliyor. Ben de buradayım. O yüzden ana sayfada görebiliyorum görevimi. Rolün altında olduğum için dediğim gibi hangi role gitmesi gerektiğini seçebiliriz. Bunları düzenleyebiliriz. Ayrıca datalarımıza dönüp baktığımızda etkilenen neyse onların sayfasına gittiğinizde yanında bu ikonu artık görüyor olacak. Dataların yanında Pending Change Exists diye taleple ilişkilendirilmiş olduğunu ve bu talepten dolayı onayda verildiğini, talebin onaylandığını anlamak için böyle bir ikon geliyor. Bundan da anlayabilirsiniz. Ayrıca bilgi sayfasına gittiğinizde oradan da görebilirsiniz. Görevime geleyim. Ana sayfaya geldim. My Task altından Create New Change Notice görevi. Değişiklik bildirimi, evet onaylıyorum. Artık değişiklik bildirim aşamasına geçilebilir. Bu değişiklik yapılsın şeklinde. Burada attachment'da varsa mesela eklediğimiz o dosya orada gözüküyor. Impact altından etkilenen nesneleri burada görüyorsunuz. Bunlara burada dediğim gibi yine tabloyu düzenlemeniz, eklemeniz, çıkarmanız bu aşamalarda da mümkün. Hala yönetebilirsiniz. Dataları da burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Kim soruyor bu state kısmı onay süreçler tamamlanınca otomatikman başka bir state'e mi geçiyor? Evet. Tanımlanmış şekilde. Mesela bu arada siz eğer talebi release aşamasında başlattıysanız, yayınlı bir datadan başlattıysanız, işte bu ilgili datanın lifecycle template'inde, yaşam döngüsü şablonunda, release'den işte hangi aşamalarda, mesela revise yapıldığında hangi aşamaya geçileceği, bu revise'dan sonra yayınlanmak istediğinde hangi aşamalara geçemesine izin vereceğini o şablonlardan tanımlıyorsunuz. O şablonlardan tanımlandığı zaman süreçlerle ilişkilendirildiğinde süreçte bize söylüyor. İşte bu release mi olsun ya da mesela belki prototip ve release'e geçirmek istiyorsunuz. Belki cancel yapmak istiyorsunuz. Yönetmeniniz de bunları da mümkün. Ya da sadece release olsun diyebilirsiniz. O aşamada sürecin resulting objesine geldiğinde şu an sadece etkilenen, şu anda bir şey yapmıyoruz farkındaysanız. O aşamaya geldiğimizde sistem onu izin verilen aşamalara otomatik geçiriyor. Onaylar verildiği durumda. Teşekkürler. Hadi. Bu change notice görevi değil mi? Evet, şu an değişiklik bildirimi oluşturuyorum. Değişiklik bildirimi oluşturma aşamasına geçtim. Görevin içerisindeyken ilgili görev sayfalarını düzenlememiz de mümkün. Bazı bilgiler gelsin, şu bilgiler gözüksün ya da şunlar yapılabilsin diye. Buradan değişiklik bildirimi oluşturulma izni vermişiz. O yüzden ben buraya action on sayfaya tıkladığımda direkt değişiklik bildirimi oluşturabildim. Ya da talebin üzerinden direkt talep sayfasına gidip bildirim oluşturabilirim. Bunları yönetmek, kullanıcıya kolaylık sağlama mümkün. Burada propagate information dediğim zaman değişiklik talebinde ne tür bilgiler girilmişse bunlar değişiklik bildirimine de aktarılsın dedim. Bunu da yönetmek, hatta bunun otomatik olarak hep tikli gelmesini sağlamak da mümkün. İsminde böyle bir değişiklik yapayım. Bakın şurada bir şablon var. End-to-end ECM for service parts info yazıyor burada. Service and parts. Şimdi sistemde şablonlar oluşturmak mümkün değişikliğin uygulama aşaması ile ilgili. Bunlar bize ne sağlıyor? Burada görev atamaları ile ilgili düzenleme otomatik gelmiş oluyor. Ya da bazı bilgi alanları ile ilgili yazılması gereken şeyler varsa onların da burada dolu olarak gelmesi şablondan mümkün bu arada. Şablonun bize sağladığı özellik mesela bir değişiklikte yapılması gereken her benim şu adımlarım var ve bunlar her zaman aynılar. Dediğiniz durumda ya da çoğunlukla böyle ilerliyor benim sürecim dediğiniz durumda buna implementasyon aşaması diyoruz. Buraya onların default olarak gelmesini sağlayabilirim o adımları. Tabii ki kimlere gideceği ve kimin bunu review edeceği, inceleyeceği de ayrıca belirtiliyor burada, onu seçebiliyorum. Ama hangi görevlerin olacağını buradan düzenleyebilirim. Ve bunların bir sırası varsa, dediğim gibi bu süreç bitsin, bu değişiklik yapılsın, bu onaylasın,
diğer adıma geçesin, şu yapılsın, onaylasın, diğer adıma geçesin diyebilir. Onaylı bu arada reviewer burada var ama bunu da kaldırabiliriz. Yani illa adımı yapıldıktan sonra bir kişinin de onaylaması, incelemesi zorunlu değil. İstersem göndertebilirim, istersem göndertmeyebilirim. Ben şu an diyorum ki bu adımları istemiyorum. Tek bir adım kalsın. Kaldırıyorum buradan. Bunları izin vermeniz, kullanıcılara yetki vermeniz, kaldırabilsin ya da kaldıramasın dememiz, yönetmemiz hep mümkün. Sonra diyorum ki bu adımı düzenleyelim. Eş sahnesi ben olmayayım. Bu arada ben oluşturduğum için sistem default olarak size atıyor. Siz burada başka bir kullanıcıyı ekleyebilirsiniz. Efsanesi ben olmayayım. Demo user olsun. Seçtim. Next dediğimde burada affected objeleri görüyorsunuz. Etkilenen nesneler. Eklediğimiz. Bakın burada bir de resulting object var. Ben burada bu datalarım değişiklik yönetiminde ben bunlara revizyon verilmesini ve daha sonra sürecin içerisinde de yayınlanmasını istiyorum. Örnek olarak böyle bir senaryoyla devam edeceğim. Ha yeni bir şeyler olabilir. Direkt onları bu arada resulting objeye ilişkilendirmeniz mümkün. Yeni bir oluşturulan parçadır, montajdır, şeydir. Bunu direkt resulting objeden de yönetebilirsiniz. Değişiklik yönetimini ilk yayın gibi kullanmak da mümkün. Ya da bir revizyon süreci olarak yönetmek de mümkün. Ama ben bu datalarımı revizyon vermek istiyorum ve sonrasında yayınlamak istiyorum. Burada verilen revizyon adımları geliyor. Şunların olmasını istemiyorum. Seçeyim. Ekleyip çıkarmanız, yönetmeniz hep mümkün. Siz orada revise dediğiniz zaman, burada revise dediğiniz zaman sistem onlara yeni bir revizyon vererek resulting obje altına atıyor. Ve burada şurada change diye release target state diye bir state görüyorsunuz. Bu state change yazan state aslında bu ilişkili olduğu dataların kendi yaşam döngüsü şablonlarına lifecycle template dediğimiz change transition ile yani change biz ona şey diyor adı şeyi diyoruz adı uygulamasıyla hangi etaba geçeceğini o şablonda belirtmişsem ben sistem sonunda bu dataların state'ini o state'e geçiriyor otomatik olarak. Eğer ilgili onaylar tabii verilirse. Yorumlar yazabilirim burada. Bunları yönetmek mümkün. Başka dediğim gibi eklemeniz, çıkarmak için başka datalar varsa bunları burada artı ile eklemeniz mümkün ya da buradan numara ismine göre aratıp bulmanız da mümkün. Finish dediğinizde bu adımı çıkmış oluyoruz. Next dediğimde yani implementasyon adımından çıkmış oluyorum. Next dediğimde bildirim oluşturma aşamasındayım hala. Ek dosya varsa burada ekliyorum. Devam ediyorum. Bakın burada talep üzerinden bildirim oluşturduğum için ilgili talebimi de burada görüyorum. İlişkilendiriyor sistem. Talebin üzerinden bildirim oluşturduğum için bu talepten bu uygulama aşamasına geçiliyor diyor. Bu arada birçok talepten bir bildirim ya da birçok pardon, bir talepten birkaç bildirim aşamasına geçilmesi, bunları yönetmek mümkün. Ben bir talepten 2-3 tane bildirim oluşturmasına izin vermiyorum da diyebilirsiniz. Ya da birkaç talep şu adımla çözümlenecek. Bunların hepsi aslında aynı problemi işaret ediyor deyip bir bildirimle bunları ilişkilendirmeniz, yönetmeniz mümkün. Buraya ilgili talepleri ilişkilendirebilirsiniz örnek olarak. Finish dediğimde bana yine süreci hemen mi başlatmak istiyorsun sonra mı diye soruyor. Ben diyorum ki hemen başlasın. Talebin üzerinden bildirim oluşturma görevi gelmişti. Evet bildirimimi oluşturdum. O zaman görevimi kapatıyorum. Bildirim oluşturuldu diyorum. Yorum yazmanız mümkün. Sürecimize gidelim.
Sürecim taleple başladı. Sürecimi istediğim zaman başlatmak istemiştim. O yüzden Submit Change Request devam etti. Analyze devam etti. Analiz aşamasıyla sonrasında değişiklik bildirim aşamasını analize evet verdiğimiz, onay verdiğimiz için bildirim aşamasına geçirdi. Burada dediğim gibi yorumları görebilirsiniz. Ne zaman bittiğini de görebilirsiniz. Bildirim aşamasına geçirince sistemde bildirim oluşturduk. Change Notice. O da burada. Ve bildirim oluşturulunca bu fast track devam ettiği için, bu arada dediğim gibi full track durumunda bu analyze aşamasından sonra ayrıca başka kişilerin onayına sunulması mümkün. Fast track devam ettiğim için direkt bildirim aşamasına geçtik. Bildirim aşamasında da fast track yine aynı şekilde buradaki ona aktarılıyor, devam ediyor. Fast track aşamasında olduğu için burada da direktman değişikliğin yapılması ya da yapılan ne yapılacak neyse onun direkt yapılma aşamasına geçildi. Ve ben bu görevin sahibi şu demo user dediğim için bakın demoya görev gittim. Burada demo kullanıcısı olarak girdiğimde Complete Change Notice Task diye ben bu demo kullanıcısını görüyorum. Görevim içine girdiğimde gene aynı şekilde görev sayfası. Bakın burada Resulting Objects var. Yani bildirim oluşturulurken revise diyerek attığımız datalar mevcut. Hala bunları düzenlemem mümkün. Edit Change Task diyerek çıkartabilirim, ekleme yapabilirim, Resulting Objects'lere bunları yönetmem mümkün. Artık bu aşama benim bu dataları alıp ilgili workspace'te düzenleyeceğim, değiştireceğim ya da ne yapmam dokümansa belki onunla ilgili bir şey değiştireceğim. Neyse. Değiştirmeyi yapacağım aşama. Burada artık ilgili değişiklikler yapılıyor olacak. Bu aşama benim için o aşama. Bakın burada yapabileceğimiz bazı güzellikler var. Effectivity belirlemek ya da şöyle şuradan NAT'tan göstereyim. Ya da supersede gibi bu NAT parçasını başka bir şeyle değiştirmek istiyorum. Bu bold NAT parçasını. Onu kullanmak istiyorum bunun yerine deyip burada bu düzenlemeleri yapmanız, yönetmeniz de mümkün. Daha sonra bunun kullanıldığı montajlarda bunun yerine yeni kullanmak istediğiniz parçayı da onlarda update etmeniz, yönetmeniz mass change'le şurada. Bunu da yönetmeniz mümkün. Bir örnek yapayım. Burada supersede with existing diyorum örnek olarak. Var olan bir şeyle değiştirmesini istiyorum. Bu parçayı. Superseded parça olarak onu gösteriyor. Ben de diyorum ki bunu pardon. Search diyecektim. Bunu diyorum ki bununla değiştir. Seçtim. Finish dedim. Ben bunu superseed yapmışım. O yüzden bana izin vermedi. Peki sayfasına gittiğim zaman bakın burada superseeds var. Bunu bir segme olarak böyle göstermeniz de mümkün. Bakın şurada gösteriyor. Bunun yerine bunun kullanıldığını gösteriyor. Şurada böyle bir ikon geliyor. Ya da üst montajına gittiğinizde BOM'da alt parçaları da superseed varsa burada sekmelerle onları da görmeniz mümkün. Neredeydi bu? Bakın. Effectivity varsa bu arada belirlenen effectivity'ler yani şu tarihten itibaren ben bunu kullanacağım. Geçerli olacak. Şu anda stoktakilerimi kullanıyorum ama şu tarihten itibaren bunu kullanmaya başlayacağım diyeceğiniz bir durumda burada date effectivity tanımlamanız süreç içerisinde değişiklik bildirim aşamasında mümkün. Ve onun da burada sonrasında görüntülenmesi yine mümkün. Tekrar dönüyorum sürecime.
Ha, pardon, demo kullanıcısıyım. Doğal olarak görevlerimden gideyim. Buradaydım. Tamam, bunun Supersheet parçası var. Peki bu nerede kullanılıyor? Bir montajımı da burada göstereyim. Bu assembly'm vardı. Kullanıldığı montajda da onu mass change yapmanız mümkün. Şuradan assembly'mi de ekleyeyim. Aldım seni. Ekledim. Diyorum ki, bu arada tabii ki birçok üst montajda kullanılıyor olabilir. Şu an ben tek bir montaj üzerinden göstereceğim. Bu montajda bu değiştirilen yerine kullanmak istediğim şeyi artık bu montaj, yani bu montajların hepsinde değişsin, bu kullanılsın yerine demek istediğinizde mass change yapabiliyorsunuz burada. Bu arada bunları şu an değişiklik yapacağım görevin içerisinde yapıyorum. Efektivite buradan yönetebilirim yine aynı şekilde. Diyorum ki seçtim montajımı, mass change yapmak istiyorum diyorum. Diyorum ki çünkü altındaki o parça yerine başka bir parça kullanacağım. Şu anda var olan da kullanılan 3822 numaralı parçam. Neyle değiştirmek istiyordum ben? Şu kullanılsın artık yerine diyordum. Onu da buraya yazıyorum. Ve ayrıca bunun cat'te de değişmesini, cat'te de aynı şekilde publish olmasını, değişmesini istiyorum cat structure'ında. Şu an bunları tabii ki bu Vinci partlar üzerinden yönetiyoruz. Ama cat'te de aynı şekilde bunun kedinin değişmesini istiyorum diyerek yapabilirim. Bakın bana burada artık bunun yerine bunun kullanılacağını, tabii ki şu an tek bir montaj üzerinden gösterdim. Birçok montaj burada ilişkilendirip bu sürecin içerisinde ilişkilendirmiş olabilirsiniz. Pardon. Onlar burada geliyor olacak. Hangi sayfa? Buradayım. Şunları kapatayım. Geliyor olacak. Şu an tek bir montaj üzerinden gittiğim için sadece o montajım var. Finish dediğimde değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Gidelim assemblimize. Bakın burada yeninin kullanıldığını, Supersheet altında da bunun yerine artık bunun kullanıldığını görüyorum. Bunun ayrıca pardon, kedine gittiğimde artık ha pardon buradan da üstüne gidelim. Oradan montajını da göreyim. Kedinde de aynı şekilde bu parça Bold Not New diye değiştirdiğim başka bir isim vermiştim. Onunla aynı şekilde kedi de değişiyor olacak. Burada değişiklik bildirimiyle ilişkilendirildiği için şu anda üzerinde bir bildirim olduğu için de bu şekilde de bir ikon geliyor olacak. Tekrar görevime gidiyorum. Pardon, pat olarak değil demo user'dayım. Checkout check-in yaptığımızı varsayalım. Dediğim gibi bunların değiştiğini bu aşamada artık istediğim gibi checkout check-in yapıyorum. Düzenleme yapıyorum. Değiştiriyorum. Effectivity tanımlayabilirim demiştim. Buradan Effectivity seçip ilgili parça için söyleyebilirim. Burada mesela ayrıca bold değil. Şunun için Effectivity tanımlamak istiyorsam da bunu buradan belirtebilirim. Diyorum ki şu tarihten itibaren o geçerli olsun.
Open End dediği bu tarihten sonra tarih yani iki tarih arası verebilirsiniz ya da şu tarihten itibaren gibi diyebilirsiniz. Mesela ayın sonundan itibaren dediğimde, okey dediğimde bunu da burada istersem tanımlayabiliyorum. Ve sonra bilgi sayfasında ilgili parçaların ve de montajın efektivitesi, montajın altındaki parçaların efektivitesi ile ilgili bilgisini de ayrıca görüntüleyebiliyorum. Tekrar görevime gittiğimde, yine görevimi yaptığımda Complete Task'la görevimi kapatıyorum. Onay için PAT'a gitmesi gerekiyordu. Şu anda doğal olarak bana bir görev gelmeyecek. Tekrar PAT kullanıcısına geri döndüğümde Review Change Notice Task diye görevim geliyor olacak. Ben burada Resulting Object altından değiştirilenleri Creo'da açabilirim, Creo View'de açabilirim. İnceleyebilirim, karşılaştırma yapabilirim nasıl istiyorsam. Burada bunları görmem, incelemem mümkün. Effectivity varsa ona da bakabilirim gibi. Şuradan görüntülemem mümkün. Sonrasında ek dosya varsa yine burada bir bunu da getirmek de mümkün. Sonrasında ya geri gönderebilirim ya da onay verebilirim. Bu arada bu süreç şu an default'unda bu şekilde ve ilgili rolleri böyle. Ama sizi de farklı yönlendirmeler, farklı görevler, farklı şekilde gitmesi mümkün. Bakın sürecimize bir bakalım şu an. Taleple başlamıştık. Talepten gidiyorum. Bu arada dediğim gibi rapor, problem raporu talebe, talep bildirime bağlı. Bu sebeple bunlar birbiriyle ilişkili şekilde gidiyor. Siz change request'in altından değişiklik bildirimini görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın change request burada. Onun görevleri altında bildirim, onun görevleri ve ilgili yapılan değişiklik adımını da burada görüyorsunuz. Şu orada. Burada benim demo kullanıcısına atadığım ve sonrasında review edilen ve en sonunda da bildirim aşamasında en son aşama, son onay dediğimiz audit aşaması geliyor. Burada dediğim gibi hangi rolün altında kullanıcılar varsa onlara görev gidiyor. Şu an buradaki audit aşaması change admin 3 diye bir role gidiyor. Onun altında da kimler burada bakın rolleri görebiliyorsunuz normalde. Kimler tanımlıysa onlara görev gidiyor. Burada bu kullanıcılar tanımlı olduğu için ben de varım. O yüzden bana da geliyor olması lazım pet kullanıcısı. Ana sayfaya gittiğimde Audit Change Notice diye görevimi görüyorum. Görevime girdiğimde burada en son inceleme aşaması. Sizin gibi yine dediğim gibi inceleyebilirim. Burada talebe gidebilirim. Bildirim sayfasına bakabilirim, bildirimi tıklayabilirim, bildirimi inceleyebilirim, implementasyon aşamasını inceleyebilirim, hangi görev atandı, kime atandı, affected'lar ne, resulting'ler ne gibi. Talebin sayfasına gidebilirim istersen. Hepsi dediğim gibi birbiriyle ilişkili. Burada talebin linkini göreceksin. Bakın talebin sayfasına gitmek istiyorsan buradan direkt gidebilirim. Sonra tekrar görevime gelip bu arada eğer isteniyorsa sistemdeki her bir görev için atanan görevler için kullanıcıya mail gönderilebilir. Mail içeriklerini düzenlemek de mümkün sistemden atılan. Şu anda size şöyle bir örnek göstereceğim. Bakın kullanıcılara Audit Change Notice görevi geldi. Audit Change Notice göreviyle ilgili size bu şekilde görev geliyor olacak. Siz görevde ne yapılması gerektiğini belirtirsiniz. Mesela burada o aşamaları görüyorsunuz. Bu default hali. Bunların içerikleriyle oynamak mümkün. Her bir süreç tamamlandığında işte süreç tamamlanmıştır diye ilgili bildirimleri almak da mümkün. Bakın change notice submitted, change notice başlatılmış diye bir görev gelmiş örnek. Ya da change notice onaylandı diye bir bildirim gelmiş örnek gibi. Bu mailleri almak mümkün. Ya da sistemde ana sayfada zaten görevlerimizi her daim görüyor olacağız. Ya da bize gelen maillerde ilgili linke tıkladığımızda direkt görev sayfasına da gidebiliriz. Burada da son onay uygundur diye örnek olarak complete diye ya da revert dediğim zaman geri gönderiyorum. Her zaman istediğim gibi geri göndermek ya da başkalarına atamak da mümkün. Bakın görevleri reassign deyip başka kullanıcılara atayabilirsiniz. Bu da mümkün. Ya da kendinize takvim oluşturabilirsiniz. Takvimde bu günlerde olmadığınızı belirterek görevlerinizi başkalarına assign etmeniz de mümkün. Bunları da sistem ilgili günlerde olmadığınızı kimi assign etmişsiniz onlara görevi atıyor olacak. Tekrar talebe gittiğimde
Bakın talep önce bildirim bitecek. Şurada aşamalarını görüyorum. Önce bildirim resolved oluyor. Çözümlendi. Bu arada her hepsinin bir life cycle template'i var. Bildirim bittikten sonra da ilişkili olduğu talep neyse, talepler bu arada olabilir. Dediğim gibi birçok talepten bir bildirim oluşturmak ya da bir talepten birkaç bildirime dönmek, yönetmek bunları mümkün. İzin verildiği durumları yapmak mümkün. İlişkili olduğu talepler de otomatik olarak çözümleniyor olacak. Sistemde bunları böyle görüyoruz. Sistemde bunları, şurada bir change segmentimiz var. Burada bütün değişiklik taleplerini, bütün değişiklik bildirimlerini görmek de mümkün. Mesela açık olanları göster ya da bana bütün kapananları göster, son 90 gündeki olanları göster gibi. Bunları görüntülemek mümkün. Bildirim için, talep için ya da problem raporu ya da sapma feragat için ya da change monitor. Bunlar default raporlamaları ama siz tabii ki custom raporlar da oluşturabilirsiniz. Sistemde şu entire sistem, burada change segmesinden girdiğimde tüm sistem bazında bana gösteriyor ya da ben belirli product'lar bazında product altından da böyle change monitor diyerek o ilgili ürün ailesi ya da benim için product neyse ya da proje neyse onun altında kaç tane full track oluşturulmuş. Bu örnek default hali. Ve kaç tane fast track oluşturulmuş. Kaşı açık ya da kapalı gibi custom şey pardon default raporlarını da görmeniz, incelemeniz mümkün. Var mı sorumuz? Ben bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Aykut Buyurun. Alo. Buyurun Aykut Bey. Ya merhaba, ben Mahal. İzmir'den arıyorum da. Ben de bir şey sormak istiyorum da. Siz kimsiniz? Ben Mahal Okekar. İzmir'den arıyorum. Tamam, bir dakika Mank. Öncesinde bir Aykut Bey ile Aykut Bey'in sorusunu alayım, sonra siz de devam edeyim, olur mu? Peki, tamam. Kusura bakmayın. Sağ olun. Estağfurullah. Aykut Bey, sizin sorunuzu alayım, sonra Mank Bey'e döneceğim. Tabii ki. Burcu Hanım sizsiniz değil mi? Ben başını Evet, biraz kaçırdım. doğru. İlk sorum şu. ECN direkt yapılıyor mu diye not almıştım. Bu saat 3'ten yapıyorsunuz ya, direkt ECR başlatıyorsunuz. Yapılabilir. Bunları yönetmek mümkün. Evet, direkt bildirim Yani açısından açabilirsiniz, kapatabilirsiniz de evet, diye anlıyorum. doğru. İzin verebilirsiniz. Bir de ikinci sorum, NIM Promotion Request diye bir şey var. Şu an biz bunu release'ler için kullanıyoruz. Burada engineering change'i devreye aldığımızda bunu da istersek durdurabiliyoruz veya kullanmaya da devam edebiliyoruz, değil mi? Doğru. İstediğiniz gibi devam ettirebilirsiniz. Onların üzerinden bildirim oluşturabilirsiniz. Bildirimi talepsiz oluşturmak istiyorsanız bunu da yönetmek, izin vermek mümkün. Süper. Son sorum, işi ürge veya argelerin dışına taşıdığımızda, yani tedarikçiye değişen resim veya değişiklikle ilgili bilgileri göndermek istediğimizde, bunu mail üzerinden ilgili dataları da gönderme işini yapabilir miyiz? Şöyle yapıyoruz onu. Şöyle bir şekilde yönetiyoruz onu. Bildirimin içerisinden dışarıya mail göndermek mümkün ama bunu bir ek dosya olarak atmak mümkün değil. Yani siz resmi büyük ihtimalle eklemek göndermek isteyeceksiniz. Doğru mu? Evet, yani değişen dataları Evet. Şöyle, tedarikçimize onu da şöyle göndermek yapıyoruz. istiyorsunuz. İlgili data ile ilgili bir süreç başlattırıyoruz. Süreç tanımlıyoruz. Yani sistemde sadece değişiklik yönetiminin süreci yok. Ben bir doküman içinde bir süreç oluşturabilirim. Başka tipler oluşturup problem raporu ya da değişiklik talebinin altında istediğim kadar tip oluşturup bu arada illa sadece change request olmak zorunda değil bu. Farklı isimler olabilirler. Onlar için de farklı farklı süreçler yönetebilirim. O yüzden ben sizin oluşturacağınız datanın altında bir süreç başlatıp o sürecin o datanın ilgili state'i değiştiğinde sürecin tetiklenmesi ve attachment olarak gitmesini sağlaman mümkün. Bunu doküman için yapıyoruz PDF'ler için. Ve dışarıdaki kullanıcılara mail olarak gitmesini sağlıyoruz. Teşekkürler. Son sorum,
tarihi sanki değişikliği yapan verdi son hamlenizde. Evet, bu sistemde aynen Bizde doğru söylüyorsunuz. O planlamanın aşaması aslında biraz SAP tarafını evet. ilgilendiriyor. Yani şöyle, evet doğru söylüyorsunuz. Burada da izin verilmesi, hani burada aslında o daha şey bir aşama, yani o aşamaya daha gelinmedi. Onun daha sonrası planlama alması gerekiyor. Belki bir planlamaya görev konulunu yönetmek mümkün ya da genelde SAP'ye entegrasyon olduğu durumlarda buradan bir default effectivity tarihi belirleyip oradan ilgili planlamadaki arkadaşın düzenlemesini yapması gibi bir şekilde yönetiyoruz. Ben aslında orada şunu soracaktım. Yani birçok data değişebilir. 50 tane data değişebilir. Siz sadece bir değişikliğe toplamda bir tarih mi veriliyor yoksa satır bazlı tarihte verilebiliyor mu? Şöyle üst montajda bir verdiğiniz tarihi alt tarafa da aktarmak mümkün. Yönetebiliyorsunuz bunu. Preferans ayarları var. Anladım. Benim taraftaki sorularım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Monk Bey, sizi alalım. Ben de bu sadece bu robot kısmını ben ilgileniyorum. Robot kısmında ben zaten biz şu anda bizim mevcut bir Winchi sistemine entegre etmeye çalışıyorum, düşünüyorum. Ayrıca bizden fabrika olarak ayrıca bir demo isteyeceğiz. Online olarak veya mümkünse ben şeyselde bile konuşacağım. Benim sormak istediğim şu anda bizim en son audit'te yaşayan problemden dolayı bunu nasıl çözeceğiz düşünüyoruz. Bizim en son orada yaşanan problem bu. Bir tane değişim yönetim sistemi başlattık biz bir tane ilgili mühendis tarafından. Ondan sonra ilgili mühendislere ve ilgili birimlere bilgi veriliyor. Ondan sonra en son ne zaman ne zaman tamamlanıyor? Yani başlangıç tarihten itibaren en son ne zaman tamamlanıyor? Bunu performans olarak nasıl bir değerlendirebiliriz? Rapor olarak görebilecek miyiz? Ben bunu sormak istiyorum. Rapor olarak Yani kişinin raporda şöyle görmek istiyoruz. üzerinde. Buyurun. Pardon, burada kusura Buyurun. bakmayın. Başlangıç tarihi işte başlangıç tarihi neyse sayısı yönetim sistemi launch bir date olacak. Launch bir tarih olacak. Başlangıç tarihi olacak orası. En son yapılan bir değerlendirme tarihinde birinci tarihte mesela hangi tarihten bitirdi? Yani diyelim ki bizim şeye göre nedir? Sıralara göre en az 10 gün içinde bitirmemiz gerekiyor. Ya bunları biz nasıl performans olarak nasıl bir değerlendirebiliriz? Rapor olarak nasıl görebileceğiz? Onu görmek istiyorum. Yani kişiye Mümkün mü bir acaba? termin tarihi veriyorsunuz. O termin tarihin üzerinden geçmesine bakabilirsiniz. Bunları sistemden rapor almanız mümkün ama bunlar custom raporlar. Yani bunları Kasa otomatik. raporu da istiyoruz. Ya, tabii ben zaten customize edeceğiz Aha, zaten. Hepsini aynen. customize edeceğiz. Yapılabilir. Birlikte bakabiliriz bunlara. Ha, yapabiliyorsunuz. Evet. Peki. Başka bir sorum yok benim. Sadece onu sormak istedim. Tamam. Çünkü ayrıca zaten ben size Aynen, custom şey raporlardan çağıracağız. bahsediyorsunuz. Onları yapabiliyoruz. Kişinin üzerinde ne kadar görev açık kalmış ya da süreç ne kadar açık kalmış ya da sürecin şu aşaması ne kadar sürmüş gibi gibi konular Yani anlatabiliyoruz. ben şöyle diyeceğim. Benim mühendislik bölümü olarak bir proje şey değişik yönetim sistemi başlattık diyelim ki ayın birinde başladı. Ondan sonra ayın birinde itibaren yayın yaptı. Diyelim ki birkaç tane bölüme gidiyor. Beş tane bölüme gidiyor. İşte birinci bölümden bu tarihte şey yaptı, tamamlandı. İkinci bölümde bu tarihte tamamlandı. Bunların hepsini toparladığı zaman da diyelim ki en son tamamlanan bölümüne göre diyelim ki ayın 10'unda bir tamamlandı. Dolayısıyla raporda ben bu bizim bölüm orada baktığı zaman tamam ayın 10'una kadar tamamlamış oluyor. Ben bunu ayrı ayrı görmek istiyorum. İşte birinci bölüme göre bu kadar şey tamamlanmış, ikinci bölüme göre bu kadar tamamlanmış, Tamam, bu onlar kadar bir şey tamamlanmış. görev bazında yönetilir. Görev ne zaman gelmiş, görev ne zaman kapanmış. Evet. Task management orada baktığı zaman onu Aynen. görebilecek değiliz, değil mi? Aynen, görebilirsiniz. Tamam, Bunların anladım. orada date Yani start hepsi bu task management üzerinde gidip de onu üzerine rapor alabiliyoruz. alabilirsiniz. Evet, tamam. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek? Buyurun. Başka sorumuz var mı? Ben sesi açmaya çalıştım. Sesi kapalı olan yok, değil mi?
Sorumuz yoksa benim anlatacaklarım bu kadar. O zaman teşekkür ediyorum katıldığınız için.